Efendim Konya'da bir ilke daha imza atıldı. Kopla Doğru Fide Verimde Kalite projesi kapsamında Konya'nın ilk fide üretim tesisinin açılışı törenle yapıldı. Tesisle birlikte çevre illerden fide alımı azalacak ve çiftçiye sağlıklı fideler üretilecek. KOP İdaresi'nin destekleriyle Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında Konya'nın ilk fide üretim tesisi hizmete girdi. KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite projesiyle yola çıkıldı ve Konya'nın ilk fide üretim serası faaliyete geçti. 3250 metrekarelik üretim serasında yaklaşık 12 milyon fide üretilecek. Tabii ki böyle bir tesisin ne gibi faydası olacak? Bugüne kadar bu fideleri biz bölge illerimizden alıyorduk. Birinci olarak hastalıkların taşınmasını engellemiş olacağız. Bölgemize gelebilecek hastalıkları önlemiş olacağız. Böylelikle sebzecilik yapan çiftçilerimizin daha fazla kâr etmesini sağlayacağız. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 100 bin lira olup bu miktarın 1 milyon 500 bin lirası KOP tarafından, geri kalan kısmı Meram Belediyesi ve Karatay Ziraat Odası tarafından finanse edildi. %75'i KOP İdaresi kaynaklarından karşılanan bu tesisin üreteceği fidelerle çiftçilerimizin değişen iklim ve çevre şartlarına uyumlu, daha kaliteli üretim yapmalarını sağlamanın yanında gittikçe daha rekabetçi bir hale gelen pazar ortamında hayatta kalabilmeleri için de destek olmasını ümit ediyoruz. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da fide üretim tesisinin hayata geçmesiyle kentteki önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti. Konya gibi bir tarım şehri olarak bunun bugüne kadar yapılmamasının aslında büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Çok geç kalınmış bir işti. İnşallah bunu yapmak da hep beraber bize nasip olmuş oldu. Tabii 100 milyon fide var ve hepsi Konya dışından geliyor. Saydığımız zaman Konya tarımda öne çıkan 3-4 tane şehirden bir tanesi ülkemizde. Ve günümüzde diğer sanayi veya farklı ürünleri düşündüğümüz zaman da ülkemizi ve şehrimizi kurtaracak yegane en baş temel aktörün de tarım olduğunu düşünürsek tarımda bundan sonra daha fazla belediyeler olarak da içinde yer alacağımızı bilmenizi isterim. Meram Kaymakamı Resul Çelik de yılda 100 milyon fide üretimi yapılacak olan tesiste çiftçilere düşük maliyetli ve sağlıklı fidelerin üretileceğini söyledi. Bu tesisle çiftçilerimize düşük maliyetli, hastalık ve zararlılardan hali, iklimimize uyumlu fideler üretilecektir. Zaten başarılı sebze üretiminin ilk şartı nitelikli, kaliteli fide kullanmaktır. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da hükümetin yerli üret, yerli tüket kampanyasına vurgu yaptı. Sebze meyve fiyatlarıyla ilgili bazı spekülatif çabalara fırsat vermeyecek, seracılığı yaygınlaştırmak adına teşvik edilen bir süreci yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yerli üret, yerli tüket diye bir kampanya başlattı. Bu ülke kendine yettiği gibi bölgesinde besleyebilecek büyüklükte bir ülke. Yeter ki biz doğru projelerle yolumuza devam edelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise fide üretim tesisinde aynı zamanda peyzaj üretim bitkisinin de yapılacağını hatırlattı. Konyalı üreticilerimizin sağlıklı ve ucuz sebze fidesine ulaşabilmesi için yıllık 12 milyon fide üretecek bu tesis, kaynakların yerinde ve etkin kullanılması adına güzel bir örnek olacaktır. Aynı zamanda burada peyzaj bitkisi üretiminin de yapılacak olması belediyelerimiz adına önemli bir katkıdır. Şehrimizde üretimin arttırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması adına yapılan bütün çalışmalar çok kıymetlidir. Özellikle bu projede olduğu gibi tarıma sağladığı katkı kadar bir araya gelen kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği yapması ise takdire şayandır. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de artık tarım askeri güç kadar önemli dedi ve ekledi. Artık tarımın askeri güç kadar önemli olduğunu bütün dünya konuşmaya başladı. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ülkemizi bu noktada çok daha önemli tarımsal faaliyetler için anlamlı kılıyor. Bilhassa da Konya'mızı. İnşallah hep birlikte örnek çalışmalarla bu kalkınmaya katkı vereceğiz. Kürsüye gelen son isim Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak oldu. Suyu
daha az isteyen, işte bu kanola gibi olabilir, aspir gibi olabilir. Ama verimi çok yüksek olan ürünlere de dönmemiz gerekiyor. Suyu çok çeken, işte mısır mesela, burada çok da büyük ürünümüz var yani. Sılacıyla mılacıyla 600 bin ton civarında büyük bir üretimimiz var ve su isteyen bir şey. Bu zaman içerisinde Tarım Bakanlığımızın da politikalarıyla inşallah teşviklerle de olsa başka ürünlere, daha az su isteyen ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Konuşmaların ardından Konya'nın ilk fide üretim tesisinin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Ya Allah, ya Bismillah. Tesisin hayata geçmesiyle birlikte çevre illerden getirilen fidelerde azalma olacak. Haliyle fidelerle gelen ve bölgemizde olmayan hastalıklarla zararların da önüne geçilecek.